الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Biz de hoş bulduk. Hoş geldiniz. Peki, hani A planımız var, B planımız var diyorlar ya. Şimdi ben size iki tane teklif sunuyorum. Galip mana hangisi ise onu yapacağım. Bir, İttihad-ı İslam. Risale-i Nur'da nasıl geçiyor? İslam birliği. Yani gelişen hadiseler insanların merakını zorluyor ve yoruyor. Bu merak lokomotif gibi diğer şeyleri de çekiyor. Yani ne oluyor? Her kafadan ses çıkıyor haberlerde dahi. Bu nesi? Risale-i Nur'da ne diyor? Yani cümle şu. Tuvalet adabından bahseden din, insanların çok ciddi, mühim bir meselesi olan bu meseleden bahsetmemiş olamaz. Müceddidlikte de Risale-i Nur madem müceddittir, bundan da doğru düşünce melekimizi doğru nasıl düşüneceğiz? Doğru malzemelerle, sağdan soldan duyma ile malzemelerle biz birleştiriyoruz. Hür düşünüyoruz. Hayır. Sana verilen malzemelerle düşünüyoruz. İçine bir tane çıkarırsan yanlış olduğunu alt, üstündeki hepsi çöker. Birinci konu bu. Bunu mu istiyorsunuz? Garip mana hangisi olacak diye şey yapacağım. İki, imani bir mevzu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ihtiyaç mıdır? Peygamber ihtiyaç mıdır? Evet, maalesef onu soruyor. Değil peygamber, Allah ihtiyaç mıdır diye soruyor bana. Allah ihtiyaç mıdır diyor. Yaratsa diyor, bizi bıraksa. Yani peygamberi niye kamusa taktı diyor. Tövbe. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tefekkürü küfür, küfür değildir. Soran bu. Sen bunu yok sayamazsın var ya. Ne kadar estağfurullah desek de doğrudur da. Fakat bu. Peki, hangi manayı yapayım? İkinci dersi isteyenler. Şöyle sayamıyorum, kaba taslak olsun. İkinci ders isteyenler? Birinci daha fazla. Bir daha fazla. Benim dediğim zaten olmuyor. Çünkü imani mevzuyu ayarlamıştım, ötekisini de ayarlamıştım ama dedim ki bunlar peygamber ihtiyaç mıdır? Onu sorarlar. Ama demek ki onlar halletmişiz. Peki değiştiriyor mu? Sabaha kadar buradayız hocam. Sabaha kadar. Şifayı mesaj. Efendim abi? Gönlün meseleler ağa basıyor demek. Evet, evet. Peki. Tekrar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi cümlede, birinci şeyde, tercihte söylediğim cümle gibi tuvalet adabından bahseden ve sokakta nasıl yürüyeceğini, nasıl tüküreceğini bahseden bir din, bu gelişen hadiseleri bahsetmemiş, olamaz, bahsetmiş. Nasıl, ne diyor Risale-i Nur? Kur'an'ın ışığında nasıl bakılıyor? Ama bu dersi madem tercih ettiniz, bundan sonra haberlere muhatap olmayacaksınız. Netice bu yani. Detay. Odaklanma, boğulma yani. Ona göre bedeli bu ya. Bak Allah biliyor, haberlerle uğraşmayacaksın daha. Bu. Ben Srebrenica katliamından sonra bir defa haber açıp da, size yalan mı söyleyeceğim bu cemaatin karşısında? Bir defa haber açıp dinlediğimi hatırlamıyorum. Bir defa. Hatta belki bir cümle beni merak eder, ikinci cümleyi getirir diye. Mesela İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek, derse gitmek iki buçuk saat sürüyor. Yani bir
CD bir ders veya Kur'an CD'sini takarken, arabanın şeysini açarken belki radyoda bir iki tane habere denk gelirim, iki cümleye. Üçüncüsünü merak ederim, beni alıp sürükler diye kendime güvenmediğimde ilk önce radyonun sesini kapatıyorum, sonra CD'yi koyuyorum. Ve Risale-i Nur'da laikalarda siyasetten uzak dur ikazından daha fazla ikaz yoktur. Varsa söylesin bak, buradayız. Ben hepsini sayarım. Tek tek mektubu saymış. Onun kadar bir mektup yoktur. Ha? Onun kadar bir mektup yoktur. Hele Kastamonu'da, Emirdağ'da. Bundan çok bahsediyor. Uzak durun. Peki uzak durun da yani meraktır. Meraksa ben sana neticeyi söylüyorum. Daha ne detayla mukaddemesiyle meşgul oluyorsun diyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 441'den giriyor mektubat. Evet, bugün tarihi alemde hiçbir nesil, İttihad-ı İslam'dan bahsedeceğim. İttihad-ı İslam'ın Risale'deki geçen cümlesi bir İttihad-ı İslam, başka bir tabir Arapça, Cemahir-i Mutefika İslamiye, İslami Cumhuriyetler Birliği olacak. Bu NATO ve Varşova Paktı gibi bir paktın adıdır. Birliğin adıdır. Bu birliğin adı Cemahir-i Mutefika İslamiye, 2. emirde 76, 24, 54 sayfalarında bahsediyor. Net bu şekilde. Bir de sözler. 86'da da var. Sözler de var. Cemahir-i Mutefika İslamiye'yi, Cemahir-i Mutefika Amerika gibi misal veriyor ustam. Oraya geleceğim, mukaddeme bu. Bugün tarih alemde hiçbir nesil şeceriyle ve senetlerle ve ananı ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli haseb ve asil nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki âli beytten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Yani biz, ben de dahil hepimiz, burada seyit varsa başka. Seyitlerde şöyle bir şey var. Doğdu mu birisi, hemen ağacın dalından böyle bir dal çıkar. Üç çocuğu var, ondan da üç çocuk dal yaparlar, tamam mı? Böyle yaparlar, bu şeceredir ve Müslümanların tasdikiyle olunca senetlidir. Üç tane Müslümanın. Bunun ne demek olduğunu doğulu kardeşlerimiz bilir. Aşiret. Aşiret kavramını, aşiret kültürünü batı pek bilmez. Ama doğular bilir. Aşiret, Karadeniz'de de kavmiyetçilik ve kan davası. Yani mesela doğuda aşiret vur der. Yani bizden birisi gitti. Ama haksızdı. Önemli değil, haksız. Haklı ve haksız. Bizden gitti. Şimdi sizden gidecek. Sıra öyle. Doğru veya yanlış yok. Hani aşiret böyledir. Aşiret reisi dedi bitti. Bir şey anlatmaya çalışıyorum bununla. Karadeniz'de de öyle. Babamı vurdu ama haksızdı. Namus meselesi yaptı, şey yaptı. Olsun, şimdi sıra bende. Böyle. Şimdi bu bir aşiret damarında yapıyor. Ötekisi de gururunda yapıyor. Çok iyi biliyor ki babası haksızdı. Karadeniz'de ama vuruyor gidiyor. Yani bir gurur. Ne derler diyor. Ben başı eğik dolaşamam. Buna kıyas edilmez Âl-i Beyt bağlılığı. Âl-i Beyt'in birbirine bağlılığı. Aşiretten daha yüksek. Bunlar senetlerle bir nesil ki şecere, ağaç koymuş böyle Adem Aleyhisselam'dan dallar, İbrahim Aleyhisselam dallar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dallar, Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan dallar. Buna şecere diyor. Ve Müslümanların onaylarıyla senet, anane ile nakledilerek birbirine bağlamış. En aşağıdaki bir nesil yukarıdakini biliyor. Ve birbirlerine bir aşiret ve bir kan bağından ziyade bunlar din içerikli bir bağları vardır. Din. Din içerikli bağları vardır. Bunların bağını güçlendiriyor. Bu bağ.
Ali Beyt'ten gelen Seyit'ten nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli hiçbir nesil yoktur. Kuvvetlidir. Ne demek kuvvetlidir? Mesela bir ordu düşünün, bir polis teşkilatını düşünün. Neye güçlüdür 10 milyon halka göre? 500 bin, 100 bin polis, 100 bin asker güçlüdür. 10 milyon halktan. Sebebi bir otoriter var, bir merkeze bağlılık var. Bir bağlılıktan bir reis var, başıbozluk değil. Bir lider var, lidere bağlı. Bu bağlılık hak ve hakikat olan âli bir nesep. Âli bir hakikat. Din ise buna çok kuvvet veriyor. Din olduğu için. Âli Beyt din var. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatın fırkaları başında onlar. Ve ehli kemalin namdar reisleri yine onlar. Mesela dini cemaatların başları, tarikatların başları, kutupların vesaire hep seyitlerdir. Şeyh Abdülkadir Geylani, İbrahim Desuki, Ebu'l-Hasen Şazeli ve vesaire. Yani Bahattin Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam Gazali, bunlar hep böyle seyittir. Ya seyit veya şeriftir. Seyit, Hasan'dan Hüseyin'den hangisine gelene deniliyor? Yani babası Hasan olana ne deniliyor? Şerif. Hüseyin'den gelene? Seyit. Ustad ben seyit değilim diyor. Babası hangisinden geliyor demektir? Hasan'dan geliyor. Anne sütüksünden geliyor. Böylelikle bu Mehdilik meselesindeki heyecanı, rejimi, tamam Mehdi seyit olacak diyor. Ben seyit değilim diyor. Ama usta diyor ki, Galimutişir, ben hem Hasan'ıyım hem Hüseyin'im. Çünkü Hasan'dan geliyor radıyallahu anh. Gördün mü? Tak tak geldi işte. Bu arada o sürede cevap olmuş. Değil mi? Çok zordu değil mi Hüseyin'im? Bak ne kadar kolay olmuş. Hastaydım, hasta Hüseyin ben bu işte. Merak. Bu Mehdi meselesi, Mehdi Ali Resul, Deccal, Süfyan, Süfyan'ın dördüncü rüknü. Yani ömrümü, başımı, saçımı artmışım. Mehdi nasıl çıkacak, ne olacak? Ben kendi kanaatimi karıştırmadan söyleyeceğim zaten burada. Ömrümü misalim burada böyle araştım. Niçin ustad böyle demiştir diye. Neyse bunu da söyleyeyim. Söylemiş olayım. Demek ki bütün bu dini cemaatların başları bu seyitlerdir. Ya seyit, ya şerif. Şimdi de bunlar kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Bunlar milyonları geçmiş. Âli Beyt, milyon. Ama gücü, dikkat edin, bir otoriteye, bir kaynağa, bir lidere bağlılıktan ve bu bağlılığın içerisi dindir. Onun için milyonları geçen bir kuvvet korkunç bir güçtür. Yani bir dinamiti düşünün, bir yer bombasını düşünün, aynı büyüklükte bir atom bombasını düşünün. Evet 1 milyon onun ordusu, 1 milyon onun ordusu ama ötekisini üflesen kaçacak. Paralı asker. Libya'da öyle oldu ya Kaddafi'nin askerleri. Ne yaptı? Çekip gitti adamlar. Bomba yedikleri zaman kaçacak delik aradı. Çünkü baktı kişi olunca, niye para için zaten oradaydı? Para yok. Hayat da gitti. Hayat gittikten sonra para ne olacak yani? Onun gitti. Ama bir bakıyorsun, gönlü, kalbi imanlı, kafası şuurlu bırakır mı? Neslini düşünür, namusunu düşünür, vatanını düşünür. Önemli olan o cihaz değil işte. Tank uçağı değil. Onu kullananın ruhu önemli. Baktı ki ben geri dönecek benzinim yok diyor. Japon pilotunu dinlemiştim. Gemiye balıklama dalıyor. Niye daldın? Nasıl yaptın yani demişler. Bir tanesi kurtulmuş ya. Ben kendimi görmedim ki. Dalarken memleketimi görüyordum. Bu batıl bir inanç. Bomba yapıp patlatıyor. Ama bunun içerisi bir din olursa, İslam olursa ne olur? Âli Beyt'i tanıdık. Âli Beyt bir otoriter var, bir merkezi kaynak var, bir güç var, sayıda var. Bunların içerisi mukaddes. Din birliği. Şimdi de bunlar
kemiyeten, sayı bakımından milyonları geçen bir nesli mübarektir. Bunlar nasıl bir insanlar? Mütenebi. Mütenebi? Ne yapmış? Mütenebi? Uyanmış. Kalple limanlı. Birincisi mütenebi. Yani şuurlu. İki, şuurlu. Üç, imanlı. Dört, muhabbet-i nebevi ile dolu. Yani liderleri dahi her bir efrat muhabbet-i nebevi ile dolu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama muhabbetlerle dolu. Din. Muhabbet-i nebevi ile dolu ve cihan değer şerif intisabı ile serfirazdırlar. Yani cihandan üstün bir mukaddes mevzusu olduğundan din, bunlara oraya, bunların oraya bağlılığından, her şeyini feda etmelerinden, her şeyden kıymetli olanı alıyorlar. Böyle bir düşünceden dolayı şereflidirler. Yani mesela neyi kastediyorum şu, ustam diyor ki 16. sözün, 16. şey 4. şu anda, diyor bir bedeli hacca gitse, bir veli gibi geliyor. Niye? Çünkü bir şey bırakıyor, küçük bir samimiyetini bırakıyor, sanki o Kabe aynadır. Bütün insanların atıldığı, hakikatten atıldığı bir havuz gibi, buz gibi. Herkes buzu atıyor, havuzu atıyor. Herkes attığı kadar almıyor. Oraya toplananı komple alıyor. Aldığı için veli oluyor. Bir veli geliyor diyor, bilhassa ne veli geliyor diyor. Ya nasıl oluyor? Bir veriyorsun, bin milyonlar alıyorsun. Bu Allah işte. Allah olduğu için böyle oluyor. Sen ben olsaydık bire bir, ikiye iki. Bir tane söyledi demişti Berat gecesi. Allah böyle hani padişahlar da yaptı ya, böyle saltanata çıkış gününü, af günü ilan etti. O gün serbest görüşmek edilir vesaire. Allah da böyle affetmek için, Allah olduğu için Berat geceleri vesaire yaptı. Yani telefonu kapattı. Telefonu kapattı. Şimdi Allah da Berat gecesi yapmış. Kullarını affetmek için bir tanesi çıkmış, sandığı oturuyor. Ya bunu anlattım Berat gecesi. Ya hocam diyor. Ya bir gecede diyor. Nasıl affedilir ya dedi ya. Ne affedilir? Doğru söylüyorsun. Ne affedilsin? Doğru söylüyorsun. Yap ya bir gecede affedilir. Doğru söylüyorsun. Tamam. Ona biz de oraya devam ettik. Sonra duada ya Rabbel Alemin gecenin hürmetine vesaire vesaire. Ya Rabbel Alemin bu hakikate söz verdin. Bizi affet. Bu kulun hariç. Bu istemiyordu. Estağfurullah. Hocam ne yapıyorsun sen dedi ya. Bu millete amin söylettirecek. Sen öyle istedin kardeş. Öyle istedin. En aynı senin abdi bil. Nasıl inanıyorsun? Allah öyledir. Öyle sana tecelli ediyor. İnanmıyorsun ki Allah'ın rahmetine. Adaletine ölçü yapıyorsun. Yo tamam hocam. Ya Rabbi istiyormuş o dedi. Bazılar diyor ki şefaat yok diyor. Diyorum ki doğru, sana yoktur. Şefaat yoktur diyene yoktur tabi. İnanmıyor ki olsun. Yoktur kardeş, sana yok. Şimdi böyle bir şereflidirler, tamam mı? Şimdi böyle bir potre çizdik, böyle bir ordu var. Ali Beyt. Bunlar Erzurum, Diyarbakır, Urfa, Iğdır'ın dibinden İran. İran'da Sünni 20 milyon Kürt var. 55 milyon Türk Azeri var. 20 milyon İranlı var. Fars. 5,5 milyon Yahudi var. 20 milyon Sünni Kürt var. Oradan beri Seyitler ordusunu söylüyorum doğudan. Haritasını bildiğim için söylüyorum. Irak içinde ta aşağı doğru Afrika'nın yarısına doğru dağınık bunlar. Tunus, Cezayir'den, Fas'tan öyle al. Buralara dağınık. Bu bölgeye Şam-ı Şerif denilir. Şam, Irak'ta, Suriye'deki Şam değil, Şam-ı Şerif denilir. Bu bölgede dağınıktırlar fakat birbirine bağlıdırlar. Şecere olduğu için. Deccal Türkiye'de bunu dağıtmaya çalıştıysa da, icret ettirdiyse de, yok ettiyse de, mesela Dersin faciası, Hazreti Ali'nden gelen seyitlerdi. O dersin Alevi değil yani. Onun için Aleviler sahip çıkmıyor. Alevi de Ali'den geliyor ama Seyitler'di. Onun için yok edilmiş şehir. Dersim'de Seyitler olduğu için. O bizim bildiğimiz Alevi değil yani. Böyle bir, niçin böyle detayı anlatıyorum? Merkez bu konuda bunlar. Şimdi bu
var, böyle bir fert var, fertlerin bütünlüğü var ama kaynağa bağlılar. Bu mukaddes. Ha, şimdi bundan sonra buna daha gelmeyeceğim. Böyle bir güç, seyitler ordusu, kemiyeten, keyfiyeten yüksek. Böyle bir cemaat azime içindeki mukaddes kuvveti teyit edip uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Böyle Allah kulla hadiseler geliyor. Belki de geldi. Mesela teyit edip uyandıracak hadisat-ı azime şu demek. Teyit heyecanlandırmak. Buradan bir tanesi silahlı gelse, iki kişi terörist gelse. Silahı dön. Öyle. Bir iki kişiyi de öldürdü. Şimdi sıra sende. Heyecan olmaz mı? Yani teyit edecek heyecanlandırması için heyecanlandırıcı hadise gerekiyor. Dağınıklığı bütünleştirecek hadiseler gerekiyor. Gelişen hadiselerin farkında mısınız? Farkında mısınız? Müslümanları haddinden fazla yaklaştırdı. Bak tarihi bir sayfa söyleyeyim buna girmeden. Türkler Müslüman değil iken 750 miladi Araplar Çin'in Doğu Türkistan tarafında Talas denilen bir nehride savaşa girdiler Çinlilerle. Araplar ve Emeviler vardı. Bak hadise nasıl aynı tahakkuk ediyor. Aynı hadise bir tarihi bir tekerrürden ibaret. Talas denilen nehirden alıyor. Dikkat edin. Savaşın ismi Talas ama nehirden alıyor. Orta Doğu'daki nehirdi düşünün. Ve bu Emeviler Müslüman olan bölgelerden, Müslüman Müslümandan vergiyi almadığı için İslam hukukundan pek Müslümanlar çalışmıyorlardı. Müslüman pek olurlarsa vergi alamam diye pek Emeviler İslam'ın yayılmasına uğraşmadılar. Yalnız böyle fetihler yapıp vergiye bağlamışlar. Ama Müslüman olurlarsa vergi olmayacağından böyle pek İslamiyet anlatma bir şeyleri yoktu. Milliyetçileri galipti Emeviler. Ve Emeviler vardı. Yani ben merkezde yaşıyorlardı şimdiki gibi. Fok balığı gibi. Böyle yaşıyorlardı. 750. Çinliler Araplarla savaşırken Türklerin de düşmanıydı Çinliler. Çünkü Türkler yer yer akınlar yapıyorlardı. Baktı ki şeyler Araplarla Çinliler savaş yapıyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur sırınca Türkler Arapların yardımına gittiler. Dikkat et. Türkler Arapların yardımına gittiler. Müslüman olmayan Türkler. Ve bu ittifak neticesi ilk defa Türk-Arap ittifakı oluyor ve Çin'i mağlup ediyorlar. Ve o gün bugün Türklerle Arapların birliğinde bir olup da kaybettikleri hiçbir savaş yoktur. Ve olmayacaktır. Dünya bundan korkuyor zaten. Türklerle Araplar bir olursa. Onun için baklava dilimi gibi bölmüşler Afrika'yı. Arap Yarımadası'nı. Böl parçalar. Tak olmasın. Fakat istemedikleri böyle olmasını istemiyorlardı. Müslümanları birbirine o kadar yaklaştırdı ki bu olaylar. Hele hiç haba hiç istemedikleri kendi içiyle meşgul etmeyi tamam becerdik zannettikleri iç terörle Türkiye'yi kendi içinde meşgul edeceklerdi. Araplarla nereden bileceklerdi ittifak edecek? Arap-Türk ittifakı tarihte hiçbir zaman kayıp yoktur. Kaybedilen bir savaş yoktur. İki cengaver bir millet. Bahadır bir millet. Parlak zekalı. Peki bu olaylar ne yapıyor? Düşmanın birliği bir yapıyor. Ve şimdiye kadar, 2002'ye kadar, 2003'e kadar ben çok taife götürdüm, grup götürdüm Arabistan'a. Haçtır, Ümredir vesaire. Bizi bakmıyorlardı. Paramızı bile bozmuyorlardı. Çünkü bize Müslüman pek bazı nazarıyla bakmıyorlardı. İngilizler öyle öğretmişlerdi. Mürtet Türk diye. Yani bir kafire değer veriyorlar. Bize niye vermiyorlar? Meğer mürtet daha kötü ya. Öyle bakıyorlardı. Bir baktılar ki Türkler kimmiş? Aynı Talas'ta Arapların yardımına koşan Türkler, kendisiyle alakası olmayan Van Minik diyerek taşın altına Araplar adına elini parmağını koydu. Aa!
Bu kim ya? Bu hangi millet? Her şeyini nazara alarak bizim için, bizim diyemediğimiz bir şeye öyle atıldı. Yetmez generallar için bir uçağı düşürüyor. Süper bir devletin de bir şeyini düşürüyor. Kim bu? Niçin yapıyor? Ha vay! Bu kardeşimizmiş ya! Bu bizim kardeşimizmiş ya! Artık her şeyini açtılar. Savunma manasında müthiş bir yardımlar yapıyor. Çünkü başka şansı yok. Son kale Türkiye. Türkiye battı mı hiçbir Arap devleti kalmayacaktır. İşte böyle olduğunda Mustafa diyor ki böyle bir cemaat azime. Yani seyitlerin cemaatini mukaddes bir kuvvet teyit edip yani heyecanlanması için heyecanlanma sebebi gerekiyor. Onun için anlattım bunu tarihi. Teyit edip uyandıracak. Yani durup dururken kimse heyecanlanmaz, kimse uyanmaz. Kimse saat kurmadın, saat kurduğun halde kalkmıyorsun namaza ya. Saat kurduğun halde kalkmıyorsun, başka bir şey gerekiyor senin uyanması için. Sen işe gideceksin, para yok, yoksa para alamazsın deyince uyanıyorsun. Namaz olsa 5 dakika sonra kalkarım diyorsun. Demek ki bizi bunlar uyandıracak, teyit edecek, heyecana getirecek, heyecanlandırıcı hadise gerekiyor. Zulüm gibi, efendim, kötülük gibi gözüken, hani ayette der ya bir mana, siz şer zannedersiniz, bilmezsiniz hayırdır. Hayır zannedersiniz, bilmezsiniz ki şerdir. Bu âli bir kuvveti heyecanlandırıp uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Ne olacak sonra? Elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet âliye, içindeki o âli beytteki hamiyet-i âliye, yani merkezi bir otorite, âliye deyince merkez, ferdin merkezi, hamiyet-i âliye feveran edecek, yeter artık diyecek, böyle ayağa kalkacak. Feveran edecek, feveran etmesi için hadise lazım, onu görmenizi istiyorum. Feveran durup dururken bağırılmıyor böyle, o artistlik oluyor. Feveran edecek, hamiyet-i âliye feveran edecek, feveran etmesi için yeter artık demesi için yeter artık denilecek hadise olması lazım. Allah bunlar olması lazım. Gece ve gündüzler birbirine girecek diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sonra hamiyet-i âli feveran edecek, Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikata sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasının bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiden bekleriz ve beklemekte haklıyız diyor. Bekliyoruz. Şimdi kavramları çözemeyince taassubumuzdan yanlış yorumlar yapıyoruz. Yanlış iz takip ediyoruz kavramı çözemeyince. Sayfalar var, merak eden dersten sonra odama gelir anlatırım. Mehdi başkadır, Mehdi Ali Resul başkadır. 1. emir daha 264'te Mehdi Ali Resul'den ve Kastam'da anlatıyor. Mehdi başkadır, Mehdi Ali Resul başkadır, Süfyan başkadır, Deccal başkadır. Bak, Mehdi Ali Resul, peygamberlikten misal vereyim. Peygamberlik makamı ikidir, bir Resul, bir Nebi. Ezberinize belki daha önce bir abiniz bir yerden duymuşsunuz diye kilitlenmeyin. İlme karşı küs olursunuz. Risale-i Nur'un sari ifadesine kanaat edin. Benim dediğime, benim yönlendirdiğime bakmayın. Belki ben bu şimdi rahat konuşabiliyorum ama 1980'de düşünün, 90'da düşünün bu kadar rahat konuşamazdım. Her şey Risale-i Nur'dur deyip dinleyenler olduğundan dolayı istihbarat ne yapıyorduk? Çekiniyorduk. Bazı şeyler diyemiyorduk bildiğimiz halde. Ama sari ifadeler tevil edilemez. Eğer sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bu cümleyi ders yapanlara söylüyorum. Risale-i Nur'un sari açık ifadeleri tevil edilemez. Tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz demektir. Ha gelecek diyorsa gelecektir, gelmeyecektir diye yorumlayamazsın. Sen sana kalsın, millete verme. Çünkü bekliyoruz ve beklemekte haklıyız. Kastamonu
108. Sikke-i tasdik-i gaybi 272'de ustad, o kavramı açıklayacağım da ondan önce şunu söyleyeyim, yapayım. Ustad bu zatın geleceğini söylüyor. Bu zat Mehdi, Mehdi Ali Resul'den farklıdır. Mehdi Ali Resul, Mehdi kim? Peygamberlerin bir kısmı Resul'dur. Kitap verilmiştir. Kitap verilmeyip önceki peygamberi takip edene ne denilir? Nebi denilir. Bir tanesi Resul. İrsal olunmuş. Elçiler verilmiş. Bunlara Resul denilir. Resul peygamberler. Nebi mesela misalini vereyim. Musa aleyhisselam Resul'dur. Kardeşi de peygamberdir ama Resul değildir. Nebidir. Takipçisidir. Kitap verilen Mehdilere mücedid denilir. Bunlara Mehdi Ali Resul denilir. Kitap verilmeyip Mehdi'nin talebesi olan, Mehdiyetin içindeki hareketteki fert olan kişi Mehdi'dir. O ustadın talebesidir. Sikke-i tasdik-i gaybiye 9 her sayfalı. Tevil edilemez. Buna karşı, sari ifadelere karşı birisi bir şey dese hiç kanalmam ben. Tamam kardeşim sen dursun, ben Risale okuyorum. Sikki tasdik-i gaybiye 9'da diyor ki 9. O geldiği zaman Risale-i Nur'u hazır bir program görecek. Neşir ve tatbik edecek. Ustadın talebesidir Mehdi. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Peki ustadım seni de Mehdi diyorlar. Mehdi Azam'dır ustad. Büyük mektubatta anlatıyor. Mehdi Azam'dır. Büyük şeyde mektubatta. Emir Dahi 264'te Mehdi Ali Resul diyor. Bunun üç vazifesi olacak diyor Mehdi Ali Resul'ün. Mehdi ustattan sonra geleceğini okuyor. Ve öyle kökleşmiş ki Risale-i Nur ortadan alıyorum. 108 Kastamonu. İnşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Risale-i Nur. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Burada Kastamonu'da asıl sahipleri diyor. Sikke-i tasdik-i gaybiyede 172'de yani Mehdi, asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbürlenir. Ya ustadım ben seni biliyorum Mehdi ya. Hayır. Peki sen nerede olacaksın ya? Seni merak ediyorum. Peki sen neredesin? Ne yapıyorsun orada? Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Kabirde olacağım diyor. 172'de de söylüyor. Yerleri söylüyorum yani. Yerden bir tane abi iki yerde diyor. Ulan ne biçim adamsın dedim ben şimdi tamam. Kaç yerde diyecekler ustad seni ustada inanman için. Bir yerde dedi bitti işte. Ha Mehdi Ali Resul. Ha şimdi bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. 9. sayfada da Risale-i Nur hazır program yapıp neşredecek. Mehdi ustadın talebesidir. Ustad profesörüdür. O asistanıdır. Çünkü siyasi odur. Süfyan İslam memleketi içine çıkanı, beşeriyet dünyasına çıkanı da Deccal denilir. Deccal büyük denmesinin sebebi sahası büyük olduğundandır. Süfyan daha dehşetlidir. Çünkü eline dine elde Allah'ın İslam. Yani aslında Allah'ın nazarındaki dini tarif ettiğinden ötekisi tahrif edilmiş dini tarif etmiş. Şimdi bunlar rahmet ilahiyeden bekleriz. Nasıl gelecek diyor. Ondan sonra İttihad-ı İslam'a geleceğim. 59'da mektubatta ona örnek veriyor. Nasıl gelecek o şey? Diyor ki niye böyle gelecek? 57, 59 değil. 3 tane örnek veriyor. 1. Ortadan alıyorum. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vazeden Hazreti Cebrail'in dihi suretine girmesi gibi. Kocaman, koskocaman değil mi? Meleklerin peygamberi ki aleyhisselam deniliyor.
Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam deniliyor. Cebrail aleyhisselamın dihye suretine girmesi gibi. Bu birinci misal, metin işi. Yani Cebrail aleyhisselamın dihye suretine girmesi, adet, Cenab-ı Hakk'ın adetullah. Bu bir örnek. İkinci örnek. Bundan sonra İttihad-ı İslam'a, Cemail-i Muttefika İslam'a gireceğim. Ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhanileri, ruhani evliyaları değil, mesela melekleri ve dan, man, tam, can, dan, ham, man, tam, test. Her birinden de 1000 tane var, 6000. Yani ruhaniler deyince, bunlar şimdi anlamazsınız ama en azından kulağınız duysun, yani bu ruhaniler neyi kastediyor? Dedim ya, ömrümü verdim bu işlerde. Ruhaniler kimdir? Cinler kimdir? Şeytanlar kimdir? Farklıdır. Şimdi üçüncü misal. Mehdi'nin nasıl şey yapacağını. Hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünya gönderen. Biz namaz kıldırırken cenaze namazı mihrapta böyle deriz. Deriz ki ben derim yani. Bak bundan daha büyük bir ders yoktur işte. Bak bu diyor ki ben gidiyorum bir daha gelmeyeceğim. Ama evliyalar öyle değil, geliyorlar. Evliyalar geliyor. Nasıl geliyor? Bir kısım evliya değil. Evliyaların çoğu. Ne diyor, nasıl diyor? Hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle. Cesedi misali şu. Horlamasını duymuyor. Ama horlaması öteki odadan duyuluyor. O anda rüya görüyor. Kendi horlamasını duymayan adam rüyadaki konuşmaları duyuyor. Demek ki duyan kulak değil. Tamam. Şimdi orada yatakta yatarken köpek kovalıyor. Tam kayalıklara kadar geliyor. Terden soluyor. Tam atlarken uyanıyor. Peki uyandı, terden soldu mu? Oldu. Veya banyo yapacak vesaire. Peki bu mu yaptı bu işi? Yok, bu köpek mi, bunu mu kovaladı? Yok, şurada yatıyor. Niye terden soldu? Hayal. Hayal hayal değil arkadaşlar. Hayal hayal olsa buna fatura niye çıkıyor? Madem benimle alakası yok, niye gusül abdesti alıyorum ben? Benimle ne alakası var ya? Benimle alakası yok ki, ben yapmadım ki bu işi. Niye böyle oldu bende? Niye ben terden soldum? Arkadaşlar biz hayali hayal zannediyoruz. Hiçbir şey hayal değil. Adı hayal. Mesela sır var, sır latifesi. Koy kenara diyor. Niye? Sırdır, dokunma. Adı, bunun adı sır ya. İsmi sır. Dokunma değil yani. Sır işlerini yapıyor. Ha, ölmüş evliyaların çoklarının cesedi misaliyle anlatmak için rüyayı söyledim. Nasıl ki rüyada cesedin burada yatıyor ama ruhun misali bedenleri var. Onlarla gidip dolaşıyor, yapıyor, ediyor. Her şey mubah orada. Ama aynı vaka gibidir. İşte bu zatın İsa Aleyhisselam'ın gelmesini bundan misal veriyor İsa Aleyhisselam. Diyor ki bundan sonra bir Hakim-i Zülcelal bu metnin arkasında ve beraberinde İsa Aleyhisselam nuzul edecek. İsa Aleyhisselam'ın nuzuluna ait bu üç tane örneği verdikten sonra diyor ki bir Hakim-i Zülcelal Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semayı dünyada cesediyle bulunan hayatta hayatta olan Hazreti İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir neticeye azim için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Uzak bir bak Üstad ne diyor? Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş Allah. Vaat ettiği için elbette gönderecektir. Ama bazı çıkışı köpü kürsüye manevidir diyor. La kardeşim etme gitme ya. Bugün sari ifadeleri dokunma ya. Çarpar seni bak. Çarpar adamı çarpar. Bari derken bir ayağını kaldır. Çocukken öyle derdik. Ona şey yaparken ayağını kaldır derdik. Gönderecek kardeş. Vaat ettiği elbette vaat ettiği için elbette gönderecek. Bunun aksini iddia etmek saratın muhalefet etmektir ve 24. sözde Mehdi mefkuresindeki en büyük hikmet kuvve-i kutsiye, kuvve-i maneviye Müslümanlara vermektir. Özgüven vermektir. Bunu bilmeyerek
yoktur diye Müslümanlarla yapabileceğim bir kötülük budur. Kuvve-i manevisini yıkıyor, özgüvenini yıkıyor. Tamam canım bitti, canım her şey bitti. Daha ne dokunuyorsun? Bunu Yahudiler yapıyor. Bir fabrikada bir mason varsa Türkiye'de, bir mühendis var, fabrikayı komple masonlara kaydettiler. Niye? Niçin bunu yapıyorlardı? Tamam Müslüman desin ki canım bitti, canım her şeyimiz bitti. Daha Kuvve-i Kudüs'e bizden ne olur ya, bundan bir şey olmaz desinler diye. Şimdi İsa Aleyhisselam bununla beraberdir. Şimdi Cemahir-i Muttefika İslamiye hakkında yerleri okuyacağım. Nasıl olacak diye onu anlatacak şimdi. İkinci emirde 76'dan okuyorum. Şimdi ustada bayram tebriği gönderiyorlar, bayram. Ama bu arada soruyu soracağım ve ustada sormuşlar. Tamam da İslam Birliği olurken İngiltere, Fransa, Amerika, Avrupa duracak mı? Ne yapacak? Onu da söylüyor usta. Ha ne yapacak? Acaba bu gözüken böyle Orta Doğu'da gözüken adamlar kim kimin safında arkada? Şeyde bitinde değil. Arkayı söyleyecek şimdi. Kim arkada? Nerede? Şaşıracaksınız bak. Ustad o zaman 1944-47'de yazılmış bu eser. İsim veriyor. Devlet isimlerini söylüyor. Laika kardeşim, laika okuyacaksın. Laika. Laika okumadan nasıl istikamet olacak? Böyle okunmaz ha. Orada bir laik okudu gidelim. Tövbe estağfurullah ya. Allah'tan kork ya. Ki bir talebe bir talebe veya ustadın talebesinin hususi bir hissiyatını ustadla paylaşması. Allah'tan kork ya. Risale-i Nur Küllat yazıyor. Mücedittik ya. O bir kanundur. Kur'an'daki Yusuf, Musa gibi, Meryem gibi simge ve semboldür. Kanundur, unvandır. Zulkarneyn unvandır diyor. Onun sıfatına giren Zulkarneyn'dir. Unvandır diyor ustad. Şimdi bak, ustada bayram tebriki yazıyorlar. Ustad bayram tebriğini bak nereye çeviriyor. 76. Aziz Sıddık kardeşlerim, ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. Eyvallah. İnşallah alemi İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Nedir ustadım o büyük bayramı? Çok büyük bir bayram olacak. Cemahir-i Muttefika İslamiye'nin kutsi kanun esasilerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim istikbale tam hakim olup beşeriyete tam bir bayram getireceğine çok emareler var. İddiad-ı İslam'ın ruhu Kur'an olacak diyor. Neymiş? Cemahir-i Muttefika İslamiye inşallah bayramını göreceksiniz diyor siz. Başka bir yer. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bayram var, bayram. Biz zaten böyle bekliyorduk. Böyle nasıl hadis olacak diye bekliyorduk. Şimdi bayram, bayram. Bak şimdi. Şurada da söylüyor. Diyor ki, elbette ve elbette katı olarak şimdi bu memleketteki ehli siyaset garba ve ecnebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvetin Avrupalaşmak, Avrupa Birliği'ne girmek. Yani Avrupa'ya verdiği rüşvet var ya, tamam efendim, baş üstüne efendim. Ustad diyor ki, ey siyasiler, Türk siyasilerine diyor, garba, ecnebiye verdiğiniz siyasi ve manevi rüşvetin o mislinisini alemi İslam'ın ileride Cemahir-i Muttefikası hükmünde olacak olan 400 milyon Müslüman kardeşlere memleket ve milletin ve devlet İslamiyenin selameti için gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lazım elzemdir. Onun için uçak düşürülüyor. Onun için var mıydı? Risk alınıyor. Bu rüşvettir. Avrupa'ya bir sürü rüşvet verdin. Tamam dedim bak ne yaptın kanunlarıyla. İsviçre kanunlarıyla öyle demiştim. Türk ben kimim diye bir soru sormuşlardı düğünde. Dedim ki orada mahkemede bir sorgulanmama sebep oldu. Alman kanunlarıyla ticaret yapan, İsviçre kanunlarıyla evlenen, Yahudi zihniyetiyle münasebet kuran, Amerikan filmleriyle uyutulan, öldüğü zaman İslam'a göre gömülen ve İtalyan kanununa göre cemiyetini kuran birisiyim ben. Ben kimim yani? Bir çingene bohçasını düşünün. Amerikan filmleriyle uyutulan, Alman kanunlarıyla ticaret yapan, İtalya kanunlarıyla cemiyetini tanzim eden, İsviçre kanunlarıyla evlenen,
Yahudi anlayışıyla Müslüman Müslümana münasebet kuran, öldüğü zaman İslam'a göre gömülen. Hangisiyim ben? Böyle bir şeymiş de. Dokunma o zaman bana ya. Biraz konuşayım yani. Şimdi demek ki ustam diyor ki Avrupa'ya bu kadar bahşiş verdiniz diyor. Bu kadar dediklerini yaptınız. Ne yaptı? Kapıda bekletiyorlar sizi. Bu kadar mahvettiler yeni neslinizi. O zaman diyor ileride Cemail-i Müttefika hükmünde olacak olan 400 milyon Müslüman kardeş. O zaman 400 milyon. Şimdi 1,5 milyar. Bu kardeşlere memleket ve milletin ve devlet İslami'nin selameti için gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lazım ve elzemdir. Şimdi 54'ü okuyorum. Aynı 2. Emirdağ 1900, dikkat edin. 1944-47 arasında yazılmış. Bak 54. sayfada ne diyor? Bir tanesi kalktı Türkiye'de kardeş dedi. Bu Risale Nur'da mı yazıyor dedi. Dedim Risale'de yazıyor. Kusura bakma inanıyorum ama bakacağım dedi, geleceğim. Kalktı geldi. Nedir biliyor musun? Şaşırdı. Avrupa devletlerini saydı ya. Avrupa devletlerini 24'te sayıyor. Onu ilk önce okuyayım da ondan sonra şey yapayım. Dedi ki ya ben böyle bir şey okumadım dedi ya. Risale'de galiba yok dedi ya. Sen ezberine söylüyorsun. Peki kardeş okuyayım dedim bak. Bak. Şimdi milletin arzusuyla şair-i İslamiye'nin serbestiyetine vesile olan demokratlar. Demokrat demek bir simgedir, parti değildir. Demokrat, şair-i İslamiye'ye serbestlik veren ve rejime karşı duran, İttihad-ı İslam'a çalışan diye 3 tane sıfatı var, içeriği var. Bu unvan kimde varsa demokrattır. Bir tanesi burada sayıyor. Milletin arzusuyla şair-i İslamiye'nin serbestiyetine vesile olan demokratlar. Hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yeganesi, İttihad-ı İslam ceyranını kendine nokta istinad yapmaktır. Ha, şimdi devletleri sayıyor bak. O Akdeniz'de gemileri, uçakları olanlar var ya, kimmişler bak, kim neredeymiş? Demeden bir su içeyim. Bayram var. Ustada ne kadar itimadın varsa o kadar zevk alırsın. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Almanya yok. İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna maruz olmakla mani olurdular. İttihad-ı İslam'a, 3 devlet. İngiliz, Fransız, Amerikan siyasetleri ve menfaatleri buna maruz idi. İttihad-ı İslam'a maruz idi. Onun için istemiyorlardı. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna maruz değil, belki muhtaçtırlar. Nerede gözüküyorlar? Anla. İttihad-ı İslam'a mecburdurlar, arkadan İttihad-ı İslam safındadırlar. Bir daha okuyayım. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna maruz değil, belki muhtaçtırlar. Niçin? Çünkü komünistlik ve masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşisti intihac ediyor. Eskide devletler savaşı hudutlarla arasında olurdu. Almanya, Fransa, şu devlet, bu devlet. Devletler arası savaş. Şimdi savaş devletlerin içerisinde terör, eylem, ekonomi, siyaset de oluyor. Devlet, hükümet deviriyorlar, hükümet kuruyorlar, kaos meydana getiriyorlar, borsalar indiriyorlar, ekonomi şey yapıyorlar, casuslar yapıyorlar, terör yapıyorlar. İçiyle meşgul ediyorlar. Yani savaş öyle bildiğimiz gibi değil. Bunu niye söyledim? Çünkü İngilizler, Fransızlar ve Amerika siyasetleri komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği intihac ediyor ve bu dehşeti tahrip edicilere karşı ancak hakikat-ı Kur'an etrafında İttihad-ı İslam dayanabiliyor. Bir baktılar ki bu Çin ve Rusya arkadan ittifak etmiş. Bunun karşısında hangi Avrupa durabilir? Hangi Avrupa Amerika Birliği durabilir? Amerika denen bir millet yok ki. Toplama bir kalptir. Hop desen kaçıp gidecek. Ahmet de Mehmet gemiden atlamış, oradan buradan atlamış. Sonradan olduğu için bir kadın, bir bilgeliği yok. Yani bir merkezden bir gelmiyor. Sonradan toplanmış. Toplama ile, menfaatla bir yerde bulunmuş. Şimdi Avrupa Birliği ile Amerika
bu komünistlik, masonluk, anarşistlik, ahlaksızlık diz boyu. Şu anda nesilleri bitmiş. Bunlar niçin nesiller bitmiş? Ahlaken çöküntü olduğunda nesil çocuk istemiyor. Ahlaken. Ama ahlakını düzeltirse benim neslim lazım diye demeye başlar, çocuk ister. Bunun çocuk istememelerinin sebebi maneviyatsızlıktandır. Bunu Avrupa bilmiyor mu? Biliyor. Düşünen kafalar, Avrupalılar bunu bilecekler. Ya yok olacaklar ya İslam'a sahiplenecekler. Çünkü milletin içini doldurmak da ancak millet milletine sahip çıkar, nesline sahip çıkar. Yoksa 13 yaşında, sana soruyorum. 13 yaşında kızını bir terk etti bir akşam. Bir akşam yok. Rahat edebilir misin? Yatamaz. Ama bak adam çekip gidiyor. 13 yaşından 12 yaşına atla git. Sen biz desek ya nasıl gider ya falan. Ya ne biçim milletsiniz ya diyor. Sen de hürriyetini mi kırıyorsun? Peki sendeki bu rahatsızlık nereden kaynaklanıyor da o hiç rahatsız olmuyor? Ya ha bu dolarsa nesli olur. Sen niye vurup kırıp budanıyorsun? Bu kadar perişan oluyorsun. Şu anda çalışmasa senin paran sana yeter. Çocuğuma bir şey olsun. Onlarda öyle bir şey yok. Yani bu İslamiyet'tir. Ben ölsem bile neslim, vatanın, namusun baki kalsın. Kimsenin eline bakmasın. Bu imandan geliyor. Bu imanı doldurursan bu Amerika, Almanya hepsi çocuk ister. Nesilleri olur. İman ve ahlakla. Bu yok ediliyor. Dolayısıyla ahlakken çökünce bunu her şeye yansıyor. Bunu ortadan kaldıracak ancak İttihad-ı İslam'dır. Çin ve Rusya'nın bu karşısına Avrupa nesiyle dayanacak. Ama o zaman İttihad İslam'a mecburdurlar ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi bu vatanı istilaya canipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Yani İttihad-ı İslam'dır. Yani başka bir güç yoktur Çin ve Rus'un birliğine. Arkada bunlar. Bunun karşısına karşı İttihad-ı İslam'dan başka güç yok olamaz. Neyin olursa olsun. Ve bu hakikate binaen demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinad edip komünistik ve masonluk cehrana karşı vaziyet almaya zaruridir. Başka bir yer okuyorum 54, sonra tarihçi 79 okuyacağım ve keseceğim. Sevgili arkadaşlar, söz vermiştiniz daha haberlerden uzak duracağınızı, onun için okumuştum. Sözünüzde durun. Eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. Avrupa Hristiyan devletleri İslam Birliği'ne taraftar değil idiler. Ahmet, Emirdan'dan okuyor. Bak, fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Avrupa hem Amerika devletleri Kur'an'a ve İttihad-ı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Mecburdurlar. Hey gidi hey. Geliyor geliyor. Elhamdülillah. Şimdi Ustad Hazretleri şuradan alıyorum. Bundan sonra İstanbul'da fazla kalmaz. Bana gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Son yer okuyorum. Çok yer var ama yeter. Batum yoluyla bana giderken Tiflis'e uğrar. Herkesin bildiği bir yer ama bak bir şey göstereceğim. Tiflis'te şey sana tepesine çıkar. Kimle konuşuyor bak. Bir Batum'a gider. Gürcü bir polis değil. Azeri bir polis değil. Şey sana tepesine çıkar. Dikkat etrafına temaşa ederken yanına bir Rus polisi gelir. Rus gelir. Rus da dinsiz kalamaz. Gelip geri dönüp de Hristiyan olamaz. Bütün hak ve hakikati akla ve mantığa dayandıran İslam'a teslim olup Müslüman olacak diyor. Nerede diyor? Diyor mu? Emirdağ 72'de diyor. Emirdağ 72. sayfada Rus Müslüman olacak diyor. Duydunuz mu? Zaten içinde, işkembesinin içinde zaten var. Rus polisi sorar. Niye böyle dikkat ediyorsun? Bediüzzaman der, medresemin planını yapıyorum. O der, nerelisin? Bediüzzaman Bitlisliyim. Rus polisi bu Tiflis'tir.
Bediüzzaman, Tiflis, Bitlis, Tiflis'in birbirinin kardeşidir. Hakikaten kardeştirler. Belediye başkanları kardeş ilan etti şehirleri. Biliyor muydunuz? Bitlis, Tiflis, belediye başkanları kardeştir. Mesela Kosova, Kosova galiba Bursa'nın kardeşi. Bursa belediyesiyle. Böyle kardeş ilan ediyorlar, yardım ediyorlar yani. Ustad da diyor ki bunu kullanıyor. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Allah Allah. Rus polisi ne demek bu? Bediüzzaman Asya'da, alim İslam'da üç nur birbiri arkasından inkişafa başlıyor. Sizde birbir üstünde üç sünnet inkişafa başlayacak. O zaman Bolşevikler var, komünistlik yok. Girmeyeyim üç tane bu zulmetlerine. Şu perde-i müstebidane yırtılacak. Takanus edip ben de gelip burada medresemi yapacağım. Rus polisi, ya şaşarım senin ümidine. Belki bazıları der ki şimdi, ümitten bahsediyorsun kardeşim, ümit. Bediüzzaman der ki, ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Osmanlı'nın yıkılacağını kim söylüyor? Emevilerin kim söylüyor? Abbasilerin yıkılacağını kim söylüyordu? Ya bu kadar ciddi bir altyapıyla yıkıldılar da. Altyapısız böyle sırf kurallar uşayan en ufak bir şeyde sosyal patlamaya hazır olan Avrupa nasıl duracak ayakta? Bir hilfe, bir yardım edilmesin bakayım bir hafta ne oluyor bu Almanya? Tarmar olur tarmar. Bir ay işsizlik parası vermesin bak ne oluyor? Şimdi diyor ki Rusbol, hey ya şaşarım senin ümidine Bediüzzaman ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir narı vardır. Şimdi bak geliyor. Rus polisi biliyor, akıllı, kültürlü, okumuş. İslam parça parça olmuş. Sen nereden konuşuyorsun diyor. Bediüzzaman tahsile gitmişler. Ha, burası çok önemli. Şimdi ne oluyor şimdi? Bu savaşta ne olacaklar? Kim nereyi kaybedecek? İşte Hindistan. Hindistan 850 milyon nüfusu var. 350 milyon, 320 de. Öyle gösteriyor resmi ama 350 milyon Müslüman var. İşte Hindistan, alemi İslam'ı, İslam'ın müstahit bir velididir. İngiliz Mektebi İdadesi'nde çalışıyor. İdadiye? O orta okul ve lise, orta öğrenim, orta lise. Kim? İngiliz'in eğitiminde. Hadise olduğu zaman o diplomasını alacak, hemen olması gereken yere gidecek. Eğitim aldı Almanya'dan gitti Türkiye gibi. İngiliz Mektebi İdadisi'nde çalışıyormuş. Kim? Hint Müslümanları. Hadise olduğu zaman diplomayı alacaklar. O ilimle ağabeyleri, aziz pederlerinin yanına geçeceklermiş. Mısır, şu andaki Mısır. Hadise ne olacak? İslam'ın zeki bir mahdumudur. Hakikaten zekidir. Kimin tahakküm altında? İngiliz Mektebi mülkiyesinde ders alıyor. Mülkiye siyaset demektir. İngilizlerden siyaseti öğreniyor. İngilizlerden çünkü İngiliz, Fransız, Amerikan dedi. İdad-ı İslam'a taraftar değil, mecburdurlar. Çünkü yok olacaklar. Bu İngiliz'in altında olan Mısır'da İngiliz'in mektebi mülkiyesinde, siyasetinde, yönetiminde eğitim alıyorlar. Tamam ne olacak sonra? Bak bir daha var. Kafkas ve Türkistan. Kafkas. Kafkasları biliyorsunuz. O Azerbaycan'da yukarı Kırım, Çeçenistan, bir de o ne diyorlar o devletler? Tatarlar, Dağıstan. Hepsi bunlar Kafkas'mış. Baktığım için Kafkas ve Türkistan, Türkiye Cumhuriyetleri'nin bunlar da İslam'ın iki Bahadır oğullarıdır. Olaylar olunca ne yapacaklar? Bunlar Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim ediyorlar ilahir. Yahu şu asıl zade evlat, yani asla bağlı olan bunlar, asıllarını biliyorlar, babalarını. Şehadetnamelerini aldıktan sonra, hadiseler olduktan sonra her biri bir kıtanın başına geçecek. Muhteşem, adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını afaki kemalatta temevvüç ettirmekle. Ya nasıl olacak ya? Kader ezelinin nazarında feleğin inadına, ne bir beşerdeki hikmet ezeliyenin sırrını ilan edecekler inşallah.
feleğin inadına orada niye? Yani diyelim ki bir gidişat gözüküyor ya yine. Şimdi bir baktığın zaman bir devlet bir anda yükselmez, bir anda da aşağı gitmez. Felek zaman manasında kullanılıyor. Kader değil, feleğin inadına. Zamana baktığın zaman yani öyle bir şey oluyor ki eskiden 10 senede olan bir hadise, mühim bir hadise, ben çocukluğumda da vardı, yaşlılar da bilir. Şimdi 1 senede oluyor. Değil mi? Mesela dünyada eskide 1 sene olan hadise 1 haftada oluyor. 1 haftada eskide olacak hadise 1 günde 1 saat oluyor. Yani bir devletin içerisindeki bir eylem başka bir yerde hemen saflar değişiyor. Kimin nerede olacağı belli değil. Bu sefer bu bazı inat, kendi iradeleriyle yapılan inatlaşmalar var. İnadına, zamanın akıcılığına, sebeplerin dayatmalarına rağmen, sebeplerin, şartların rağmen bu böyle değişecek. Mesela bir tane Avusturya veliahtı öldürülüyor, bir prensi öldürülüyor sırtlarına, dünya savaşı başlıyor. Bir hadiseler olunca savaş sebebi oluyor. Dost iken düşman oluyor. Bir bakıyorsun acayip. Yani kendisini savaşın ortasında görüyor kaderi. Mesela savaşı Türkiye isteyerek mi düşürdü? Yok, anlaşıldı tabii bize gelen şeyler. İçerideki bir başka bir zihniyet böyle bir eleme yapıyor. Türkiye zor durumda koymak, Türkiye sertlenmek zorunda kalıyor ve olay değişiyor. Beraber iken usta karşı karşıya geliyor. Yani böyle bir acayip hadiseler. Bu feleğin inadına oluyor. Ya sen böyle düşünüyorsan ama felek ne diyor? Hadiseler ne diyor? Kaderin nazarında ama feleğin inadına. Yani zaman ve şartların, esbapların dayatmalarına rağmen. Böyle olacak. Vâhir devâhım enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selevâd.